Robotikhane'den hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle geçen haftaki yönelimin dönmenin tanımından sonra soru kısımlarını işlememiştik. Burayı bırakmıştık süre çok uzadığı için. Şimdi hemen o soruların birincisi ve ikincisiyle başlayalım. Normalde üçüncü bir soru daha var. Geçen videoda konuştuğumuz. Fakat o soru biraz daha uzun olduğu için muhtemelen belki burada bile yetişmeyebilir bu iki tanesi. Yine uzunluğuna göre bakarız. O masada böleriz videoları. Şimdi birinci sorudan başlayacağız. Sonra ikinci soruyu çözebilirsek çözeceğiz. İnşallah ondan sonra üçüncü soruya tekrar belki ayrı bir de çünkü o biraz daha çözüm basamakları uzun. Onu ayrı bir de bakıyoruz şimdi. Şöyle bakalım. İlk sorumuzda iki tane koordinat sistemimiz var. İki koordinat sistemimiz arasında bir dönüşüm yapılmak isteniyor. Soru şöyle. Şimdi üst üste olan iki koordinat sisteminden B koordinat sistemi A koordinat sistemine göre x ekseninde 60 derece döndürülüyor. Ve yeni durumda B koordinat sistemine göre bir nokta verilmiş. Bu nokta ne? İşte BP noktası. 0, 0, 2 olarak tanımlanmış. Transpoz olarak tanımlanmış bu bize. Yani yazım açısından. Transpoz neydi? Devreydi. Yani bunun 0, 0, 2 olduğunu biliyoruz. Bu şekilde bir nokta tanımlanmış. Ve bunun bize A koordinat sistemine göre pozisyon isteniyor. P position'dan geliyor. Pozisyon isteniyor, konum isteniyor. Şimdi bir daha özetlersek soruyu. Şimdi bize sol tarafta gördüğünüz gibi iki tane koordinat sistemimiz var. Bu koordinat sistemlerinin merkezleri çıkış yapı yani 0, 0, 0 noktasında merkezleri orijinleri diyebiliriz. Burada x ekseninde 60 derece döndürülerek sağdaki şekil elde edilmiş. Bu elde edilen şekil üzerinde daha sonra bir BP noktası. Şimdi burada yani P noktası B'nin üzerinde tanımlanmış. BP dediği için P üzerinde yani yaklaşık olarak şuralarda bir yerde diyebiliriz. Çok da önemli bir şuraya mesela P noktası diyebiliriz. Burada tanımlanmış bir P noktası. Neymiş? 0, 0, 2'miş. Şimdi bu gösterim ne demekti? Hemen ona bakalım. Neden sadece ZB'nin üzerine koydum ben buradaki noktayı? Şundan dolayı. Şimdi bu verdiği vektör konum vektörü, pozisyon vektörü. İlk bize ne gösterdi? Buradaki bu bizim XB'miz. Buradaki ifade bizim neydi? YB'miz. Buradaki ifade ZB'ydi. Yani B koordinat sistemine göre Z vektörünün uzunluğunu bize veriyordu. Buradaki gördüğünüz gibi P noktası buraya tekabül ediyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra bizden ne istemiş? AP noktasını istemiş. Ne demekti AP noktası? Yani A koordinat sistemine göre bu P'nin pozisyonunu istemiş. Konumunu istemiş. Şimdi bu yani yapmaya çalıştığımız olay aslında direkt formülasyon olarak şöyle yazabilir. Şimdi A koordinat sistemine göre tanımlanmış bir P noktası normalde ilk olarak neye göre tanımlanmıştı bize verilen? B'ye göre. Şimdi B'ye göre rotasyon matrisi ile çarparak bulmamız gerekiyor. Peki bunun mantığı nereden? Aslında mantığı çok basit. Şimdi şöyle bir metafor yapacak olursak şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bir İngilizce kelime düşün. İngilizce kelimenin bir karşılığı var. Fakat İngilizce olduğu için biz onu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için ne olur? Bir çevirici kullanıyoruz. Değil mi? Translate kullanıyoruz. Çevirici kullanıyoruz. Ve biz onu Türkçe'ye çeviriyoruz ve bu şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi koordinat sistemler açısından baktığımızda da A koordinat sistemi B koordinat sistemi üzerinde olan bir şey bilemiyor. Bilemediği için bir çevirici yardımıyla bunu ona bildiriyoruz. Tanımlıyoruz yani. Bunun için ne yapmamız lazım? O zaman bir çevirici koymamız lazım. Hemen bir çevirici koyalım o zaman. B koordinat sistemi buna tanımlandığı için Z verilen B koordinat sistemine göre A'nın B'nin A'ya göre rotasyonu, yani B'nin A'ya göre rotasyonu çeviricimiz çarpı BP. Yani P nokta, B koordinat sistemine göre tanımlanmış P noktası. Peki bu nasıl oluyor? Bu da şöyle. Yine bir metafor yapacak olacak. Aynı metafor üzerinden gidersek daha doğrusu. Şöyle düşünebilirsiniz. Bakın. İngilizce bir kelime olan mesela sun kelimesi. Sun kelimesinin İngilizce'de bir karşılığı var. İşte bu karşılığı olan kelime bizim için BP olmuş oluyor. Bu BP'yi biz bir translate'e bir çeviriciye koyduğumuzda sonuç olarak bize bir güneş çıktısı veriyor. İşte bize bu çıktı olarak verdiği güneş bizim anlamlandırabildiğimiz, bildiğimiz bir kelime olan AP'ye dönüşmüş oluyor. A koordinat sistemi için de bu geçerli.
Yani A koordinat sisteminde bir BP diye bir nokta var. Bir nokta, bilindik bir nokta. Çarpılmasındaki sebep o. Bilindik bir nokta. Fakat bu B'ye göre tanımlanmış. Çeviricinin içine koyuluyor. Rotasyon matrisine giriyor. Ve AP olarak veriliyor. Yani buradaki metaforu bırakırsak olay şu. İki tane koordinat sistemi var. Bu koordinat sistemlerin birbirine göre tanımlanması gerekiyor. Bu tanımlamayı sağlayan, bakın öteleme yok burada, sadece rotasyondan bahsediyoruz. Birbirine göre dönmelerini, rotasyonu tanımlamak için bir rotasyon matrisi kullanılıyor. Bütün olay bu. Yani biz şuradaki işlemimizi yaparsak bir B koordinat sistemine göre verilmiş olan P noktasını A koordinat sistemine tanımlamış olur. Şimdi sırayla bu işlemleri yapalım. Biraz aşağı inelim. Şimdi zaten bize BP noktası verilmiş. Artık tekrardan yazabiliriz. BP de şurada verilmiş. 0, 0, 2 olarak. Ben de transpoz olarak yazdım. Satır halinde yazabilmek için. Yani daha güzel gözüksün diye bir şekilde yazdım. Şimdi bize lazım olan bu zaten verilmiş. Bize lazım olan buradaki rotasyon matrisinin adı. Geçen videodan hatırlayalım. Rotasyon matrisini nasıl yazıyorduk? Yazalım. B'nin A'ya göre rotasyon matrisini bildirdik bu arada. Bir kapalı formunu yazalım. İşte V1'dir. V2'dir. V3'dir. V2'dir. 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 V3'dir. V3'dir. En son V3'dir. Ne kapatıyoruz? Kapalı formu bu. Açık formu nasıl yazıyorduk? Yani daha anlaşılabilir olması için. Burada şimdi şöyle bir olay geliyor. Buradan hemen rengi değiştirelim. Böyle mor yapalım. Biz neyi baz alıyoruz ve neye göre dönüşüyor? Önemli olan bu. Bizim burada baz aldığımız temelimiz A değil mi? Yani A'ya göre olayları yapıyoruz. Ama aslında B'nin A'ya göre dönmesi var. Yani B koordinatlarının A'ya göre dönmesi olduğu için işimiz hep neyle bizim? Yani B ile. Bir şekilde şöyle düşünebilirsiniz. Bakın şimdi. Değişken olan kısımları başa yazacağım. Geçen videoda ayrıntılı yapmıştık. Oradan da bakabilirsiniz. Değişken olanları bu tarafa yazıyorum. Sabitleri buraya. Nasıl yani? Şimdi ben B'yi döndürmek istiyorum. Ne etrafında döndürmek istiyorum? İşte XB'yi o yüzden buraya yazıyorum. XB. B'ler. XB yazdık. XB ne olacak? XB. İşte burası da yine aynı. Bakın gördüğünüz XB. Çünkü B'yi değiştirmeye çalışıyoruz. O yüzden B'nin X'leri. Burada ortada B'nin yeri. Ve en sonunda B'nin Z'leri olacak. XB çarpı ne olacak burası? XA çarpı kosinüs. Bakın bu sadece bir gösterimdi. Ne yapıyorduk? Kosinüsü geçen videoda bakmıştık. Kosinüs de sinüs de S olarak gösteriyorduk. Bu sadece bir gösterimdi. Var. Herhangi bir işlem etkisi yok. Ve XB bu kez ne yapıyorduk? YA çarpı. Yani buraya yapmadık. Teta koyduk. XB çarpı YA çarpı ne kosinüs? Bu kez ne yapalım? Bir yapalım. XB çarpı bu kez ZA kosinüs lambda yapalım. Bu ne olmuş oldu bizim? B koordinat sisteminin A koordinat sistemine göre ama hangi kısmı? Sadece x vektörünü tanımlamış olduk. Yani bu kısım bunu dediğim gibi ayrıntılı olarak demek istedim. Bir önceki videomuza bakabilirsiniz. Orada yönelimin tanımı ayrı ayrı yapmıştık. Burada sadece biraz daha hızlı geçiyorum. Çünkü soru çözdüğüm için süre uzuyor. Burada sadece xb vektörünü A koordinatlarına göre tanımlamış olduk. Şimdi mesela bu tarafta Y'yi tanımlayacağız. Bu tarafta da neyi tanımlayacağız? Z'yi tanımlayacağız. Oraya gelelim. Onlardan farklı bir yapalım. Tam güzel bir şey. Şimdi burada ne olacak? Yine dediğim gibi YB'ler sabit olacak bu tarafta. YB çarpı XA çarpı kosinüs. Bunlardan farklı olarak şey kullanalım. Mesela ne yazabiliriz buraya? Ne yazabiliriz? Beta yazalım. Bu yazdığım, geçen videoda bahsetmiştim. Buradaki açıları gösteriyor. Yani burada benim teta şeklinde de göstersek bir şey fark etmiyor. Sadece farklı da olabilir, aynı da olabilir ama hani farklı yazdığım için sanki bunun açısıyla aynı olması gerekiyormuş gibi bir algı oluşmasın diye. Mesela burada teta da yazsak yani sadece o şey yani YB ile XA vektör arasındaki açıyı fark ediyor bizim için. Başka herhangi bir önemi yok. Tekrardan böyle YB çarpı bu kez YB pardon YA olacak. Kosinüs
yazalım ve alt yazalım. Biz buraya ne yazacağız? Tabii ki YB çarpı CA çarpı kosinüs. Şöyle delta yapalım. Şimdi ne olmuş oldu? Bu kısımda da B koordinat sisteminin Y vektörünün A koordinat sistemine göre tanımlamış olduk. Şimdi bunun üçünü de yazdıktan sonra tekrardan konuşuruz yine aynı meseleyi. Bunu diyelim son olarak. Şimdi bir kez de ZB'leri tanımlayacağım. ZB çarpı XA çarpı kosinüs. Bunlar ne olsun? Sembol olsun. ZB çarpı YA kosinüs Z olsun. ZB çarpı ZA çarpı kosinüs sigma falan. Şimdi ifade sığmadı. Hemen ifade yıkayıp sığdırıyorum. Evet, sığdırıyorum. Yıkayalım. En son kırmızı rengini alalım. Şimdi burada yapmış olduğumuz bir daha konuşalım burayı. Şimdi bu bizim notasyon matrisimizin genel tanımıydı. Bu kısım, şu kısım neyi gösterebildi? B koordinat sistemine göre tanımlanmış x'lerin A'ya göre konumunu veriyor. Şimdi bir olduğunu gösterelim. Bu kısım, pardon, şimdi ders edeyim. Y vektörünün, B koordinat sistemine göre tanımlanmış Y vektörünün A'ya göre konumunu veriyor. Şu kısım A'ya göre, şu kısım. Başlayalım. Bunları yapmam daha kalmış çünkü. En son olarak da şu kısma baktığımız zaman da bu da B koordinat sistemine göre tanımlanmış Z vektörünün A koordinat sistemine göre konumunu vermiş oluyor. Bakın gördüğünüz gibi 3 tane vektörüm var. 3 vektörüm, 3 farklı vektörün asa bileşenlerinden oluşuyor. Şimdi buraya şu temel olan, yani baz olarak neyi temel alabiliriz? Burada A koordinatı çünkü A bir temel, ben B'ye dönüyorum etrafında. Yani B koordinasyonunu ona göre tanımlıyorum. O yüzden bakın gördüğünüz gibi x'leri de tersi düşünebilirsiniz. Yani x'i temel aldığınızda varsayabilirsiniz. Mesela şurası göründüğü asıl büyük olan x, burası y, burası z. Değişenler x, y, a'lar değişmiş oluyor yani bir baktığımızda. Şimdi bu şekilde tanımladık. Şimdi yukarıda soruda verilen, yukarı çıkıyorum. Yukarıda soruda verilen buradaki koordinat sistemleri uzunlukları, vektörün uzunlukları birim vektör. Şimdi birim vektör olduğu için bizim burada tanımlamış olduğumuz x, y'nin mutlak değeri, x, a'nın mutlak değeri. Bu tip boyutlamaların bir önemi yok. Çünkü bunların hepsi bir yani şu israfın bir. X, aslında 1'e eşit. Ya da mesela kalemin rengini hem değiştiren biraz kalın yaptım. Ya da mesela işte ZB. Bunun hepsi 1'e eşit. Fark etmez. A'nın aynı şekilde. Bu koordinasyonun uzunlukları birbiri. Çünkü biz burada sadece rotasyonu inceliyoruz. Yani bizim için onun uzunlukları önemli değil. Şimdi aşağı doğru inelim. O yüzden şimdi koordinat sistemini şöyle bir düzenleyecek olursak aslında rotasyon matrisinin daha doğrusu şekilde düzenleyecek olursak normalde işte B'nin A'ya göre rotasyon matrisini yukarıda bu şekilde tanımladık. Sağda bu şekilde tanımladık. Buradaki uzunlukları kaldırıyorum. Yani şuradaki uzunlukları hiçbir önemi yok. Benim bir çarpı bir yine kendini verdiği için. Buraya sadece açıları yazıyorum. Teta. Bir yazalım. Kosinüs. Lambda yazalım. Kosinüs beta, kosinüs alfa, kosinüs delta yazalım. Kosinüs zeta ve en son kosinüs sigma yapalım. Şimdi bizim için sadece bu durumda açılar önemli. Çünkü minik boyutları bir, uzunlukları bir için değiştirmiyor. Şimdi bunları nasıl bulacağız? Ona bakalım.
Tabii şimdi burada bakın, bu aralardaki açıyı bulurken şu yukarıdaki matristen tabii yine yardım alacağız. Tabii bu xv ile xa arası, bu xv ile ya arası, bu xv ile z arası. Şimdi bunu dikkat alacağız. Buna göre dolduralım burayı tatlımız. Yukarıda çıktı. Bu ifadeyi yanımıza, hatta şurada büyükken göstereyim, yanımıza küçükken göstereyim. Şuradaki silgiyi, şöyle silgiyi yukarı alacağım. Şimdi elimizde bir renk alalım. Görünüyor mu? Görünüyor. Şimdi bakın. Bizde diyor ki x ekseninde 60 derece dönme. Normalde bakın bu iki eksen birbirlerinin üstüne tam olarak çakışıklar. Sol tarafta gördüğünüz gibi. Kısımdan bahsediyorum. Şurada. Birbirlerine çakışıklar. Yani bunu 60 derece bu şekilde döndürürsem mantık olarak buradaki z de bu tarafa doğru düşecek. Bu arada soruda mesela dememiş. İşte sol, yani sola doğru ya da saat yönünün tersine çeviriyorum demem. Fakat şuradan anlayabiliriz. Normalde pozitif dönmeye baktığınız zaman özellikle belirtilmemişse nedir? Saat yönünün tersi. Counterclockwise bizim için nedir? Pozitif kabul edilir. Clockwise olan yani saat yönü negatif kabul edilir. Tabii siz bunu tersi de alabilirsiniz ya da belirtirsiniz. Mesela işte ben diyorum dersiniz ki counterclockwise mesela eksi alıyorum dersiniz. Gibi gibi. Ya da saat yönünün tersi dersiniz. Pozitif alıyorum dersiniz. Bunları verebilirsiniz. Tanımlamadan ibaret bir şey ama normal hiçbir şey denmiyorsa saat yönünün tersi pozitif alın. O yüzden mesela 60 derecede ben hemen direkt sola doğru kendimi aldım. Şimdi buradaki xp dediğim gibi döndüğü zaman bak bu taraftayız, bu tarafa bakalım. Ve sağ taraftayız. XP ekseninde yani x ekseninde döndürüldüğü için buradaki eksenden de bu 60 derece ötelenmiş oluyor. Yukarıda ötelenme demeli yönelmiş olsun dönecek. Rotasyon yapacak yani. Bunlar çakışık olduğu için orijin noktaları buradan ayrılamaz. O yüzden de öteleme değil de dönme gibi düşünebiliriz. Buradaki fark da 60 derece olacak. Yine bununla aynı. Doğal olarak buradaki ZB de ZA'nın üst üste çakışık olduğu için o zaman bu da buradan 60 derece açılmış olması gerekiyor. Şimdi bunları yaptıktan sonra burada önce açılamayı yapıyorum ki şimdi aşağıda işimiz kolay olsun. Şöyle bir farklı renk alalım. Şimdi ZA ile YA arası açı 90 derece olması gerekiyor. Neden? Biliyoruz ki şimdi koordinat sisteminin arasındaki açı her zaman ne? Yani şurası hep 90 derece olmak zorunda. Bakın Z, X ya da bu soruya göre yapacak. Y ve X olarak. 90 derece diklik olması gerekiyor. Şimdi bu şartı sağlamak için ne olması gerekiyor? Tabii ki buranın da dik olması gerekiyor. ZA ve YA'nın. O zaman ben şuradaki açının da o zaman 30 derece olduğunu biliyorum. Neden? İşte burası 60 derece ise YB'ye kadar olan. YB'den de ZA'ya olan açı 30 derece olursa ZA ile YA arası 90 derece olmuş olur. Peki şurayı şöyle YA'yı şöyle uzattığımız düşünce şeklinde tam doğru olmadı ama doğru gibi düşünelim. Bu kez de şuradaki eksenden bahsediyorum. Bakın YA'nın ekseninden. Burası 60'sa yine bu nasıl bu tarafa doğru 90 derecesi yani şurası şu kısım. Ama bu tarafa doğru da 90 olması gerekiyor. Burası 60'sa şurası da bu. Bakın arkadaşlar burada bir olay var. Bu x üzerindeki herhangi bir uzaklığı değil bu. Yani YA'nın doğrultusundaki bir uzaklık. Oraya geleceğiz. Normalde de şöyle bir şey var. Aslında göstermek istediğim bir şey var. Burada anlamakla alakalı. Şimdi buradaki de şöyle bir görsel var. Orayı açayım. Normalde bunu ben bir sonraki soru için kullanacaktım. Ama buradaki soru için kullanalım. Sadece mantığını anlamak açısından. Şimdi bakın. O dediğim hani dedim ya mesela bu x üzerinde bir x'te bir dönme yazıyor. Bakın şöyle düşünebilirsiniz. Diyelim ki bizim x eksenimiz şuradaki yukarı doğru dönen eksen olacak. Tamam. Tabii bu soru biraz farklı ama yani diğer soruya göre çizdiğim için farklı. Şimdi buradaki vektör bakın bu ikisi ne? Bu ikisi de bu düzlem üzerinde kalmış. Bu düzlem üzerinde kaldıkları için benim hani daha demin yapmaya çalıştığım açılar falan değil mi? Yani şurası atıyorum nedir? 60 derecedir dediğim. İşte burası 30 derecedir dediğim yer. Burası 60 derece, burası 30 dediğim yer. Bakın gördüğünüz gibi hep bir sayfa düzlemi. Şu üçüncü boyu hep bunlara dik. Ve bundan dolayı oraya da bir ölçü tanımlandırmadım. Zaten o hep buraya dik diyorum ki bakın
sayfa düzeninin şu eksenden bakın. Bu yukarı doğru hep bunlara göre dik. Soruda bu karşımıza çıktığı zaman daha iyi anlaşılacak. Olacak. Şimdi tekrardan geri dönelim. Demek istediğim yani şuradaki XA kısmı bizim için hep birliklik olmuş oluyor. Bu ikisine göre. Bunları tanımladıktan sonra tanımladığım bir şey kaldı mı? Kalmadı. Ben bunu buradan seçeyim. Bu seçimi aşağıda getirelim. Ondan sonra kullanalım seçimi. Aşağıda getirelim. Bakalım. Biraz da küçük. Tamam. Şimdi bakın. Buradaki matrisi doldurmaya çalışıyorum. Ne ilgili farklı kalıyor. Mor olmasın. Dedim konuşayım. Buraya yandakini gördüm. Şimdi x eklenen tetamız bizim neydi? Xb ile xa arasındaki açı. Bakıyorum sağ tarafıma. Xb ile xa aynı düzlem üzerinde bulunuyor. Aynı düzlem üzerinde bulunan iki vektör açı yapabilir mi? Yapamam. Yani sıfır olmuş olacak. O zaman burası kosinüs sıfır diyeceğim. Şu tetayına sıfır yazdım. Normalde bunu açık gösterim şu şekilde olur. Kosinüs sıfır derece. Bu açık gösterim. Ben bu şekilde yazmıyorum. Çünkü çok yer kaplayacağı için. Sadece C sıfır yazıyorum. Yani demeye çalıştığım şeyi bir daha şunu yazayım. C sıfır diye yazdım ya. Aslında kosinüs sıfır derece. İsterseniz şuraya derece işareti koyabilirim. Bu çok önemli değil. İkincisi XB ile yani XB bakın şuradaki şu kısım XB ile biraz büyütebilirim aslında çok mu küçük büyütebilirim evet. Şöyle yapalım o zaman ve silelim bakalım görelim şimdi büyüdük bir fela sanacak ama neyse kalma sorunu çekebiliriz. Şöyle yapalım. Biraz büyütelim çünkü bana çok küçük oldu. Evet. Şimdi ikinci olarak benden istenen neydi? Hemen tekrardan kalemimi alayım. Benden istenen neydi? Bakalım matrisine. XB ile YA arasındaki açı. Şimdi XB bakın aynı değil mi? Sayfa düzeninden dışarı. Yani onlara dik olarak düşün. YB ya da YA ile ZA aynı sayfa düzeni. Otomatik olarak çözdüğünüz buradaki açılara bakmanıza gerek yok. Çünkü direkt 90 derece olacağı belli. Yardım gösterdim. Şimdi bir daha göstereyim istiyorsanız. Bakın olay şu. Bakın buradaki olaya bakın şimdi. Hatta. Şimdi bakın. Buradaki Y ve Z bu sayfa düzleminde. Görüyor musunuz? Mesela şunu Y olarak düşün, şunu Z bizim sorumuz için. Bu sayfa düzleminde olan bir olay. Bizim x'imiz ise buradaki dik gibi. Yani burada bunun hiçbir açısı değişmiyor. 90 derece açı. Şu açıdan bakın. Değil mi? Hiç değişmiyor. Hep 90 derece. Bunun için buraları 90 alacağız. Yürüyelim notlara. O yüzden buraları 90 derece alacağız. Mesela yani o yüzden xb ile ya arası x burada, y burada olduğu için bu kosinüs 90 derece olmuş. Üçüncüye baktığımız zaman XB ile ZA. Bakın yine aynı şekilde XB onlara göre dik saygı düzeninden dışarı doğru bir doğrultuda. ZA yukarı doğru fakat bunlarla alakası yok. Birbirlerine göre 90 derece açıları var. O yüzden buraya 90 derece. Şimdi X'in B koordinasyonuna göre tanımlanmış X'in A'ya göre dönmesini bulduk. Demek ki bu 0, 90 ve 90 derece dönmüş. Şimdi gelelim ikincisine yani Y kısmına gelelim. Y kısmı ne yapmış bakalım. YB nerede? Şuradaydı. Şurada YB. YB'nin XA'ya göre olan dönüşümü. Yine bakalım. Yani şey dediğimiz gibi bakın. XB ya da XA fark etmiyor. Zaten doğrultu aynı olduğu için aynı yerler. Bunlar aralarına 90 derece. Çünkü aralarını gösterdiğim gibi bunlar sayfa düzleminin üstündeyken bunlar sayfa düzleminin dikler. O yüzden bunlara göre 90 derece dışarıda bulunuyor. Bunu tekrardan yazalım o zaman. Kosinüs 90 olmuş oluyor. Şimdi YB ile YA'yı tanımlayacağız. YB yine aynı burada. YA burada. Bakın mesela YB ile Y artık aynı sayfa düzlemindeler. Bir düzlem belirtiyorlar. Ve aralarında bir açı var. 60 derece. Şimdi hemen yazalım. Kosinüs 60 olarak.
Şimdi YB ile ZA. YB yine burada. ZA da bakın yukarıda. O zaman YB ile ZA arasındaki açı kaç dereceymiş? 30 derece. Bakın şuradan görebiliyorsunuz zaten YB ile. Şuradan bahsediyorum. YB ile Z arasındaki açı. Şimdi gelelim Z'lik sınıra. Neymiş? ZB ile X arasında. Bakın yine aynı şekilde ZB sayfa düzlemindeyken X onlara dik doğrultuda hesaplamaya gerek yok. Demek ki bu kosinüs 90 derece. Yine aynı şekilde bakalım. ZB YA. Bakın buradan bakıyorum bu arada. Yani ekranda küçük görünmüyorsa yani şu açı şuradan bakıyorum. Bu rotasyon açısı içindeki değerlere göre buradaki açıları yazıyorum. ZB ile YA arasında. ZB burada, YA bu tarafta. Bakın burada toplam yapacağız. Şimdi ne demiştik? Peki buradaki açıyı mı yazacağız? Buradaki açıyı mı yazacağız? Şimdi, bakın güzel bir şey geldi. Hatta rengi değiştireyim. Farklı bir şey yapayım. Ne renk yapabiliriz? Farklı bir renk yapalım. Mavi renk yapalım. Şimdi bakın. YA'nın vektörü tamam. Doğrusu bu tarafta olmuyor ama YA vektörü aslında bu tarafta. Yani vektör olarak. O yüzden biz bu arasındaki saatin şu açıya bakacağız. Yani bizim için şuradaki toplam önemli. Çizdiğim şu komple şu açı bizim için önemli olacak. Yani buradaki bu taraftaki açı önemli değil. Çünkü açı taramasına baktığınız zaman normal şey olarak düşündüğünüz zaman trigonometre bile açının pozitifleri bu şekilde oluyor. Tersten gelirsen zaten negatif bu açı. Ve aynı zamanda zaten vektörün normal boyu bu tarafa doğru. Doğrultusunun olduğu kısmın arasındaki açıyı almıyor. Vektörle vektör arasındaki açı alıyor. Yani doğrultusu burada önemli değil. O yüzden neymiş? 60, 60, 120, 30 daha 150 derece yapmış olacak. Bunu kendimize geri döndüm. O zaman burası kosinüs 150 derece olmuş oldu. Son olarak ne kaldı? ZB ile ZA arasındaki açı. Bakıyorum. Bakın ZB burada. ZA burada. Arasındaki açı kaç dereceymiş? Şuradan gelip şurada şurada 60 dereceymiş. Kosinüs 60 diyorum. Ve gördüğünüz gibi yani geçen haftadan bu zaman ilk defa bir rotasyon matrisini tam olarak görmüş olduk. Şimdi o teoriydi. O işin pratik kısmı oldu. Gördüğünüz gibi rotasyon matrisini açılı bir şekilde çıkarmış olduk. Şimdi tek yapmamız gereken ne kaldı? Bunların değerlerini bulduk. Şimdi kosinüs 0 nedir? Zaten 1'dir. İsterseniz bunu hesap makinesine koyduk da şöyle gösterelim. Hesap makinesini yapalım. Hepsinin arasında. Şimdi geçmişleri temizleyelim. Tertemiz olsun. Şuraya alalım. Yazalım artık. Bakın 0. Buradan hemen trigonometri işlemlerine başlıyoruz. Kosinüs 0 neymiş? 1. An 1 yazdık. Doğru kendi yazımız 1. O zaman şöyle yapalım. O ekrandayken buraya ekrandayken yazıyor. Şimdi kosinüs 90 nedir? Burayı silelim. Kosinüs diyelim ki 90. Kosinüs 90 nedir? Tabii ki ne olacak? 0 olacak. Yok. 0. Kosinüs 90 0. O zaman buradaki kosinüs 90 da 0 olmuş olacak. Bakın bu tarafta da bir kosinüs. Bunu farklı bir karışımı daha güzel benim için. Şu turkuaz rengi şöyle turkuaz yapalım. Kosinüs 0 neydi? 1. Kosinüs 90 neydi? 0. Kosinüs 90 yine 0. Burada kosinüs 90 var. Yine 0 olacak. Kosinüs 60 geldi. Hemen kosinüs 60'a bakalım. 60 yazıyoruz. Kosinüs yapıyoruz. Bakın neymiş? 0,5. 0,5 yaptık. Bir kosinüs 30 geldi. Hemen kosinüs 30 yapalım. 30. Kosinüs yapalım. Neymiş? 0,866. Bir 0 almayalım. 0,866 bunun için. 0,866 olacak. Yine bir kosinüs 90 geldi. Zaten buradan gördük. Kosinüs 90, 0. Kosinüs 150 geldi. Hemen kosinüs 150 de yapalım. 150. Kosinüs neymiş? Eksi 0,866. Tamam. Eksi 0,866. Yine kosinüs 60 geldi. Kosinüs 60 neydi? 0,5.
Kardeşlik daha tam bir sonucu olacaktır. Gördüğünüz gibi artık neyi bulmuş olduk? B'nin A'ya göre rotasyon matrisini tam anlamıyla sayısal olarak da bulmuş oldu. Şimdi bizden soru ne istiyordu en başta? Hemen onu bir bakalım. AP istiyordu. AP isterken bize ne lazımdı? Rengi değiştirelim. Bakın AP isterken ne lazımdı? Bir rotasyon matrisi. Biz onu bulduk. Bir de BP istiyordu ki zaten soru bize BP'yi vermiş. Neydi? 0, 0, 2 olarak soru bize BP'yi vermiş. Bu ikisini ne yapmamız gerekiyor? Şunu olarak çarpacağız. İki matrisin çarpımı yapacağız. Biraz daha aşağı inelim. Bu sorumuzu bu şekilde çözmüş olalım. Kırmızıya geçelim. Bizden soru AP'yi istiyor. AP'yi bulmamız için ne söylediğimiz gibi önce B'nin A'ya göre rotasyon matrisini bulup bunu bize verilen B koordinatlarına göre tamamlamış P'yi çarparak elde ediyoruz. Şimdi rotasyon matrisimizi bulduk. Rotasyon matrisimizi yazıyoruz. 1, 0, 0, 0, 0.5, 0.866, 0, eksi 0.866 ve 0.5 olarak yazıyoruz. Çarpı ne yazacaktık? BP. BP zaten bize soruda verilmiş. 0, 0, 2 olarak verilmiş. Biz sadece bunların çarpımını yapmak kaldı. Bu çarpımın sonucu olarak da biz artık bu P noktasının A'ya göre neyi bulmuş olacağız? Pozisyonunu bulmuş olacağız. Konumunu bulmuş olacağız. Yani. Şimdi hemen deneyelim. Göstereyim yine. Resmen yapalım. Nerede yapalım? Şimdi matris çarpımı bilmiyorsanız neydi? Buradaki satırı buradaki sütunla çarpacağız. Yani tabii hepsi kendisi 1 çarpı 0 ve 0 çarpı 0. Buradaki 0 2 ile çarpılıyor. Bir keresi buradaki baktığınız gibi 1 0 0 0 0 0. Şuradaki işlemin sonucu ne çıkacak doğru olarak? 0 çıkacak. Bakın tekrar söyleyeyim şurada. Buradaki satırla buradaki sütunu çarpıyorsunuz. Her bir eleman kendi bulduğu konumundaki elemanla çarpılıyor. Yani buradaki 1, buradaki 1 sıfırla çarpılıyor. Buradaki 0, buradaki 0'la, buradaki 0'la, buradaki 2 ile çarpılıyor. Ve sıfırların çarpımından dolayı basit oldu. Şimdi şu kısma gelelim. 0, 0, 0.5 çarpı 0, 0, 0.866 çarpı 2 ne yapacak? Eksi 100, eksi 100 değil tabii ki. 80, 81, 1 nokta 732 yapacak büyük olduğu için. Yani ne yaptım? 0.866 ile 2'yi çarpmış oldum. Buraya gelelim üçüncü satıra. Bakın 0 çarpı 0, 0, 0 çarpı 866, 0, 0.5 çarpı 2 ne yapar? 1 yapar. 1 yapmış. Gördüğünüz gibi artık AP konumunu bulmuş olduk. Yani bize normalde soruda bakın şu neydi? Bu bizim DP'miz. Yani bu koordinat sistemi B'ye göre, B koordinat sistemine göre tamam P noktası 0, 0, 2 iken biz bunu A'ya göre bulmak istedik. A'ya göre tanımlamış A koordinat sistemine göre tamam P noktasının konumda 0, eksi 1 nokta 732, 1. Peki bu ne demek? Hemen onu da tekrar inceleyelim. Bulduğumuz sonuçları yorumlamamız ne olduğunu bilelim. Bu bizim için x'teki konumu. Yani x a p'nin bir x a sonmuş oluyor. Burada baktığımız zaman isterseniz şu şekilde de yapabiliriz. X p şöyle gösterelim. A x p olarak gösterelim. Şuradaki konum ne olmuş oluyor? Yani p'nin böyle göstereceksin. Bunlar şöyle göstereyim. Daha iyi. Px'in a'ya göre. Yani p vektörünün A koordinat sistemine göre tanımlanmış x vektörü olmuş olacak. Buraya yazacağımız p'yi a. Bu da p vektörünün tabi y'deki izdüşümünün a'ya göre konumu olacak. En son olarak da pz a yazacağız. Burada ne olmuş olacak? P vektörünün z izdüşümündeki a'ya göre olan konumu olmuş oluyor. Yani bu bulduğumuz. Bakın gördüğünüz gibi normalde dp'nin b'ye göre b koordinasyonunda sadece x'te pardon sadece z'de bir uzaklığı varken
A'ya göre tanımladığımızda ne olmuş oldu? Hem Y'de hem Z'de uzaklığı çıkmış oldu ortaya. Şimdi ikinci soruya bu videoda yine yetişmedi muhtemelen. Çünkü ikinci soruda şöyle bir şey. Aslında ben ikinci soruyu hazırlamıştım ama aynı video içerisinde yapmak istemiyorum. Çünkü aynı video içerisinde çok uzayacak video. Bu şekilde çok hani hem anlama olarak zor olur hem de tabii insan yorum da ister. Böyle dinlerken de yoruluyorsunuz. Bu şekilde anlamak için de çaba sarf ediyoruz tabii. O zaman bir sonraki videoda ikinci soruyu çözelim. Ondan bir sonraki videoda üçüncü sorumuzu görmüş oluruz bu şekilde. Hem daha detaylı, daha açık anlayabiliriz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle kalın. Size destek olmak için de kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Her türlü soru da sorabilirsiniz bu robotla alakalı. Dediğim gibi şimdi robot kinematiği, ileride tabii robot dinamiği, ileri kinematik soruları falan ileride gelecek. Tek tek adım adım gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle kalın.